Merhaba sevgili arkadaşlar. Halkla İlişkiler ve İletişim dersimizin İletişim ve İletişim Sürecinde Halkla İlişkiler adlı ilk bölümümüzün sorularını çözüyoruz. Kaynaktan alıcıya iletinin aktarılması süreci aşağıdakilerden hangisinin en genel anlamda tanımıdır? Burada bir tanım soruyoruz. Mesaj, iletişim, halkla ilişkiler, hedef kitle ve iletişim ortamı şıklarımız arasında. Baktığımızda kaynaktan alıcıya iletinin aktarılması sürecinde bir kaynak, bir alıcı, yani bunlar iletişimin birimleri oluyor biliyorsunuz. Hedef kitle ve kaynak. İletinin aktarılması, iletimiz, mesajımız oluyordu aynı zamanda. Ve bunun hepsinin aktarılması sürecini, bir ortam içerisinde aktarılması sürecini biz çok genel anlamlı bir tanımımız vardı ve bu tanım olmadan zaten diğer adımlara geçemiyorduk. Şimdi cevap şıklarımıza baktığımızda birinci şıkkımızda mesaj zaten içerisinde ileti yani mesaj aktarılıyor. Dolayısıyla mesaj tanımlamıyor bütünü. İletişim burada tutabiliriz tabii ki. C şıkkı halkla ilişkiler. Halkla ilişkiler iletişim olmadan halkla ilişkiler olamaz. Ancak halkla ilişkiler iletişimin bir parçası değildir ya da tanımı değildir. Bunu eliyoruz hemen. D şıkkımızda hedef kitle yani alıcı buradan cevaptan sorunun içerisinde saklı zaten. İletişim ortamı da yine bir ortam, bir süreç içerisinde yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla elimizdeki en güzel cevap burada iletişim B şıkkı oluyor. Kaynaktan alıcıya iletinin aktarılması sürecine bizler İletişim diyoruz. Dolayısıyla doğru yanıtımız B şıkkı.